Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. Herkese merhabalar. İçel TV, Sen TV ortak canlı yayınıyla Nil Sezer ile Hayatı Trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Hayatı Trafiği'nde bugünkü konumuz kiracılarla ev sahipleri arasındaki soru ve sorunlar ve konular ve stüdyo canlı yayın konuklarımız iki pırıl pırıl avukat, genç avukat, avukat Gülnur Doğmuş Ünal ve avukat Ege Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet, bugün kiracılarla ev sahiplerinin sorunlarını konuşacağız. Son zamanların en çok konuşulan, tartışılan konularından biri. Her gün bir şekilde farklı çözümlerle farklı taraflardan değerlendirilen bir konuyu masaya yatıracağız. İki evet. Genç avukatla. Ama ben istiyorum ki öncesinde sizi kendi cümlelerinizle izleyenlerimize tanıtalım. Önce kadınlar diyelim. Tabii. Avukat Gülnur Doğmuş Ünal ben. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne onur derecesiyle mezun oldum. İstanbul'da hem stajım hem de bir sene avukatlık faaliyetini yürüttükten sonra da Mersin'e dönerek serbest avukat olarak faaliyetlerimi Mersin'de sürdürmekteyim. Evet. Ben de 2015 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldum. Hı hı. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ben de aynı şekilde İstanbul'da stajımı bitirdikten sonra İstanbul'da bir yıl çalışıp ardından Mersin'e döndüm ve Mersin avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Evet, o zaman yeni avukatlar, genç avukatlar olarak biz de size bu yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben inanıyorum zaten, çünkü biliyorum yüksek lisans çalışmalarını da yaptığınızı, gümbür gümbür geldiğinizin farkındayız. Evet, bugün bunu konuşacağız hep birlikte. Evet, ekonomi yönetimi tarafından kiracı ev sahibi sorunlarının çözümüne yönelik bir takım çalışmalar yapıldı. Önce toplu konut projesi aslında ortaya çıktı. Sonra 11 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri için kira artışında %25 kriteri kondu. Tarafların bunlara farklı tepkileri var. Önce bence bu yasa ne getirdiği bir konuşmalıyız. Ne dersiniz? Bu yasa ne getirdi? Şimdi 11 Haziran 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kanunla Türk Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklendi ve bu madde ile beraber 11 Haziran 2022 tarihiyle 1 Temmuz 2023 tarihleri arası, ki 1 Temmuz 2023 de dahil olmak üzere, dendi ki konut kiraları bakımından yapılacak artışlarda maksimum oran %25 olmak durumunda. Dolayısıyla ve İşte bir kanun 344. maddenin ikinci fıkrasını da bu kapsama aldılar. Bundan da bahsetmek isterim. Hı hı. Bununla beraber artık yapılacak sözleşmede bir oran belirlese de taraflar, tabii yine kanunda bir maksimum sınır her zaman vardı. Bu da işte 12 aylık tüketici fiyat endeksi değişim oranına göre en fazla sınırımız bu olması gerekiyordu. Ama yapılan bu değişiklikle %25 geldi. Tabii bu şekilde olduğu için de taraflar artık aralarını anlaşsalar dahi %25'i geçemeyecekler. Diyelim ki kiracı ve kiraya veren anlaştı, %40 yapalım dediler. Ortak rızayı bir şekilde anlaşsalar bile. Daha sonra kiracı kiraya vereni icra takibi başlatarak orada fazla olan kısmı talep edebilir ödediği. Çünkü bu emredici bir hüküm niteliğinde olduğu için %25'in üzerinde yapılan ödemelerin hepsi haksız bir kazanç niteliğinde değerlendirilmekte ve daha sonra kiracı tarafından talep edilebilmekte. Ama burada şu benim kafamı karıştırıyor. Şimdi TÜFE, gerçekleşen TÜFE rakamları 78 falan açıklanıyor. Evet. Bizim hissettiğimiz onun çok çok üstünde. Tabii. Yani tabii. 200 falan. Evet, %25 diye bir kriter getirildi ama geçim kaynağı sadece o gayrimenkulün geliri ise... Tabii orada bir dezavantaj var ama şu an onun için yapılabilecek bir şey yok. Tabii burada tek bir nokta var dediğim, kirayı veren için tek bir nokta var. Eğer kira sözleşmesi 5 yıldan uzun süreli ise, yani 5 yıl geçtiyse artık kiracı orada oturmaya, artık bu yapılan düzenleme, 11 Haziran 2022'de yapılan düzenleme bu 5 yıllık sözleşmeleri kapsamıyor. Şöyle ki, kirayı veren mahkemeye başvurarak kira bedelinin tespiti davası açabilir.
Borçlar Kanunu 344. maddesi kapsamında. Yani 5 yıl ve üzeri sözleşmelerde artık kiracı ve kirayı veren aralarında kira bedeli artışı noktasında %25'ten fazla bir oran belirleyebilir, rızayen yapabilir ya da mahkemeden bu talep edilebilir. Anladım. Ama 5 yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde konutsa tabii iş yerini kapsamıyor. O ayrı zaten, evet. Tabii. Konut kiralarında 5 yılın altındaysa artık %25 üst sınır olarak karşımıza çıkıyor. O zaman bunu şöyle yorumlayabiliriz. Gerçekleşen enflasyonun yükü aslında gayrimenkul sahiplerine, evet, yüklenmiş, evet, gibi görünüyor. Burada insanın aklına şey geliyor. Anayasadaki mülkiyet hakkının sınırlayıcılığı tabii tartışılabilir, tartışılabilir bir konu olarak. Çok tartışılır zaten. Geliyor. Evet. İş yeri sahipleri için dediğimiz gibi bunlar geçerli. Sadece konut sahipleri için bu %25'lik sınır geçerli. Hı hı. Ama onunla ilgili de birkaç TİO var elimde, yapılan hani sosyal medyada ya da işte basında yer alan, onları da soracağım. Tabii. Peki o zaman şunu bence bir konuşmalıyız. Bir kira sözleşmesinin geçerlilik şartları nasıl olmalı diye en baştan başlayalım. Sonra sorunları kademe kademe konuşalım. Şimdi şöyle Nihal Hanım, kira sözleşmesi bildiğiniz gibi yazılı olabilir. Bir de aynı zamanda sözlü de olabilir. Hı hı. Ama biz genellikle müvekkillerimize bu kira sözleşmelerini yazılı yapmalarını öneriyoruz. Çünkü yazılı yaptıkları zaman artık burada bir ispatlanabilir bir durum ortaya çıkıyor. Hı. Ve ileride bir hukuki uyuşmazlığa gidildiği zaman kiracı ve kiraya arasında bu kira sözleşmesi yazılı yapıldığında bu artık bir delil anlamında geliyor ve mahkeme tabii ki de normal sözlü yapılan kira sözleşmesine nazaran daha çok dikkate alınıyor. Burada belli başlı kurallar var. Mesela siz kira sözleşmesinde kiracının aleyhine herhangi bir madde ekleyemezsiniz. Mesela ne gibi örnek? Yani örnek vermek gerekirse nasıl bir örnek verelim? Kira sözleşmesinde kiracıyı o evin kullanılmasını olumsuz nitelik düşürecek maddeler ekleyemezsiniz. Hı hı. Yani bunları da örnek birazdan size söylerim aklıma geldikçe. Evet, şey var, Borçlar Kanunu'nda şöyle bir yasak var. Cezai şart eklenemez. Yani sen bunu yapmazsan şöyle bir cezai şart eklenecek. Ya da şu hüküm eklenemez. Aslında bu vatandaşın ya da ne bileyim bazı avukatların, emlakçıların kırtasiyelerden aldığı kira sözleşmelerinde şöyle bir hüküm var. Eğer bir kira bedelini ödemediğinde diğer tüm kira bedelleri de muaccel hale gelecek. Yani evet, sen Ocak ayını ödemediysen ve kira sözleşmemiz Ekim ayında sona erecekse Ocak'tan Ekim'e kadar ki geçen süredeki kira bedelleri de muaccel hale gelecek şeklinde bir hüküm eklenemez. Bu emredici bir hüküm ve bu yasaklanmış. Ama görüyoruz ki o onlar hükümlerin hepsi geçersiz. Anladım. Yani bir profesyonel tarafının hazırlanması gereken bir şey aslında. Çünkü kiracı ve kiraya veren arasındaki en büyük ispat, en büyük delil, tarafların haklarını korumak için düzenlenen şey kira sözleşmesi. Bunlar eklenmemesi gerekiyor. Yasaklı hükümler. Bir de şöyle bir durum var. Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra, iki taraf kendi onayıyla kira sözleşmesi yaptıktan sonra artık bu sözleşmedeki maddeleri kiracın aleyhine de değiştiremiyorlar. Kiracın aleyhine değişilseler dahi o değiştirilen madde geçerli olmuyor artık. Hı hı. İki taraf içerisinde. Yani siz hiçbir şekilde kiracı aleyhine o sözleşmeye herhangi bir madde ekleyemiyorsunuz. Ekleseniz de artık geçerli değil. Siz, örnek veriyorum, bir sözleşme yaptınız, yazılı bir sözleşme. Oraya kiracı aleyhine maddeler eklediniz. Sonra kiracı ile kiraya veren arasında bir hukuki uyuşmazlık çıktı ve konu mahkemeye taşındı. Artık orada hakim o eklenen maddeyi, kiracı aleyhine eklenen veya sonradan değiştirilen maddeyi dikkate almıyor. Her ne kadar kiraya veren lehine olsun veya kiracı aleyhine olsun, ona dikkate almıyor. İşte ama bunu kiracıların bilmesi gerekiyor. Tabii. Dikkate alınmayacağını. Bilmesi gerekiyor. Bir de burada şöyle bir nokta var. Ben sık sık karşılaşıyorum. Emlakçı rolü burada önemli. Mesela bir kiracı, bir kiraya veren düşünün, bir de kiracı olsun. Kiraya veren evini kiracıya kiralıyor. Bu arada genellikle emlakçılar oluyor. Hani emlakçı aracıyla kiralanan evlerden bahsedelim. Burada emlakçıların kendi sözleşmeleri oluyor. Genellikle o sözleşmeleri iki tarafın avukatı olmadığı durumu konuşalım. Burada emlakçılar kendi sözleşmelerini, kendi hazır maktu sözleşmelerini iki tarafın onayına sunuyorlar. Ve o, genellikle kiracılar da onlara çok bakmıyor, dikkat etmiyor. Bir avukat aracıyla yapmadıkları için, evet, imzalayıp geçiyorlar yani. Orada da dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de alt kiralama diye bir konu var. Tabii. Tabii. Alt kiralama. O mesela alt kiralama da yasak.
yasaklar halinde onunla sözleşmeye eklemelerini biz öneriyoruz. Örnek veriyorum. Onu yasak olarak mesela hani yaptırım olarak tabii, sözleşmeye kesinlikle eklenmeli. Evet. Örnek vermek gerekirse benim bir evim var. Ben evimi Günür'e kiralıyorum. Günür, eğer ben sözleşmeye eklediğim takdirde Günür gidip evini bir başkasına kiralayamaz. Mesela bana kiralayamaz. Kiralayamaz yasak. Tabii yasak. Tabii, bu asıl artık yasak kira sözleşmesi. Tabii evet. Mesela bu yasak oluyor. Bunu yapamaz. Diyelim ki yaptı. Onun bir ceza yaptırımı var mıdır? Bu akde aykırılık sayılıyor. Aslında birazdan bahsedeceğiz bunu. Kiracıların tahliyesi konusundaki bir sebeplerden biri de yani kiracıyı tahliye etmek istiyorsan kanunda sayılan sebeplerden bir tanesi de akde aykırılık. Yani sözleşmeye aykırı davranırsa bir kiracı bu bir tahliye sebebi olarak kabul ediliyor. Evet. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım mı? Genel anlamda kira sözleşmesinin sonlandırılma koşullarına doğru gidelim. Tabii. Bir de şunu merak ediyorum. Bu getirilen sınırlama anladığım kadarıyla kiracı ile kiralayan arasındaki sorunu çözmeye yetmedi. Yok. Hala tartışma devam ediyor. Çok devam ediyor. Şu an bize hep gelen sorulardan günde 5-6 kişi arıyor. Ne yapabilirim? Ya kiracı arıyor. Diyor ki ev sahibim %25'ten fazla yapmak istiyor. Ya da kiraya veren arıyor. Ben bu çok az kaldı. Geçinemiyorum. Nasıl çıkartabilirim? Yani hiçbir sorunu çözmemekten öte daha büyük sorunlara da yol açtığını görüyoruz. Toplumsal sorun haline dönüştü. Peki kiralanan gayrimenkulün iş yeri ya da konut olması da bir başka detay. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani onun şartları farklı değil mi? Tabii farklı. Şöyle ki bir tacirin imzaladığı kira sözleşmesi, bir vatandaşın imzaladığı sözleşmeden farklı olmalı. Bu bir zorundalık değil. Dediğimiz gibi iş yeri kirası olsa bile yazılı yapılmasına gerek yok. Ama yazılı yapılması tavsiye edelim yazılı yapılmasını. Çünkü hükümlerin, eklenecek hükümlerin, bazı hükümler eklenmesi bir anlam ifade etmiyor. Artış oranları belirtilmesinde fayda var. Tabii bir tacirin basiretli davranma yükümlülüğü var. Artık sen bir yazılı kira sözleşmesi yapmadıysan, bir iş yeri kiralıyorsan artık orada senin aleyhine dönebilir durumlar. Bunu da bilinçli olarak farkında olmak lazım. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? İki taraf var. Tarafları tek tek irdeleyelim. Tabii. Mesela şimdi ev sahipleri, konut sahipleri tarafından konuşalım. En çok sorulan soruları araştırdığımda mevcuttaki kiracımı nasıl tahliye edebilirim? Aynen. Evet. Bu bize bu son zamanlarda geçtiğimiz son bir yılda en çok gelen soru. Ama bu soru çoğunlukla dedik ya kiracı ve kiraya veren arasında bir sorun var. Bu sorun daha çok günümüzde şu an kiraya veren tarafından geliyor. Çünkü %25 sınırından dolayı kiraya verenler elindeki kiracıyı çıkarmak istiyor. Çünkü yeni mesela örnek veriyorum aynı apartmanda bir başkası evini daha yükseğe verirken o kiraya veren kiracıya %25'lik sınırdan dolayı daha çok düşük. Çok geride kalıyor değil mi? Evet çok daha geride kalıyor. Bunun için de kiracı çıkarmak istiyorlar. Hı-hı. Şimdi bu kiracıyı nasıl çıkartabilirler? Kanunda belli başlı maddeler var. Belli başlı şart koşullar var. Onları burada teker teker söylemeyeyim ama üstün körü söylemek gerekirse. Burada biz en çok şeye dikkat ediyoruz son zamanlarda. Önerdiğimiz de şu oluyor. İhtiyat sebebiyle tahliye davaları oluyor. Burada ihtiyat sebebiyle kiraya verenin kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun ihtiyacı olduğu durumlarda. Ama onu ispat edecek değil mi? Tabii onu ispat etmesi gerekiyor. İhtiyacı olduğu durumlarda bu tür durumlarda bazı süreler, kanunda öngörülen süreler var. Bu sürelere uyarak dava açılabiliyor. Buna ihtiyat sebebiyle tahliye davası deniyor uygulamada. Bu davayı açtığı zaman kiraya veren kiracıyı tahliye edebiliyor. Ama bu her zaman %100 tahliye eder diye bir kaydı yok. Burada önemli olan nokta kirayı verenin bu ihtiyacını gerçekten böyle bir ihtiyacı var mı? Bu ihtiyacın samimi mi? Bunu ispatlaması gerekiyor. Peki diyelim ki adam dedi ki konut sahibi benim oğlum gelecek Almanya'dan. Evet, çok klasik bir örnektir evet. Ya. O oğul Almanya'dan gelmedi. Kiracı çıktı ama başka birine kiraya verdi. Bu, o zaman ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Onu da anlatayım ben size. Bu davayı açtık. Biz dedik ki benim oğlum Almanya'dan geliyor. Sen evden çık dedik kiracıya. Evet çıktı. Böyle bir yalan uydurduk diyelim. Yalan olsun bu. Davayı açtık. Mahkeme dedi ki evet böyle bir şey var dedi. Yani mahkemenin çok araştırmadığı bir durum söz konusu olsun. Mahkeme tahliye kararı verdi çıktı. Şimdi bu tür durumlarda şöyle olması gerekiyor. Siz çıkardınız, kiracıyı çıkardınız. 3 yıl boyunca o yeri başkasına artık kiraya veremezsiniz. Mesela örnek veriyorum ben eşim, çocuğum, alt soyum, üst soyum için çıkarıyorum ya orayı. 3 yıl boyunca kim için çıkarıyorsam o oturacak.
Bir keresinde bu bir şart. Eğer ben onun kiracı, önceki kiracı benim başkasına kirayı verdi mi, daha yüksekten kirayı verdi mi veya evi satmak için kiracı çıkardım tespit ederse bu tür durumlarda cezai yaptırım oluyor. Bu da çok önemli. Ama burada tabii ki de o ispat edilir. O cezai yaptırımın tutarları neler? Kira yılındaki 12 aylık kira bedeli kadar bir tazminat. Kiracıya ödeniyor. Tabii kiracıya tazminat ödeniyor. Bir yaptırım olarak ödeniyor. Ama burada önemli olan nokta kiracının gerçekten bunun peşine düşünüp tahliye kararı verildikten sonra araştırması gerekiyor. Gerçekten kirayı veren orayı tahliye istediği, yani ihtiyaç sebebiyle tahliye davasının ihtiyacın konusu oluşturan kişiye mi gerçekten oturtturuyor, yoksa beni daha yüksekten kiraya vermek için mi çıkardı veya evi satmak için beni mi çıkardı? Onu kiraya veren kiracının iyi takip etmesi gerekiyor bunu. Bu da çok olur var mı? Tabii ki insanlar insana değişir. Bu kadar sıkıntının arasında onu takip edecek yani, ama vardır. Haklarıdır. Yani. İnsan hakkını savunmak için hakkını yapar yani. Savunmak. Burada tabii. Ben de eklemek isterim. Kiraya veren bu 3 yılın sonunda gerçekten ihtiyacı vardı, çıkardı ve sonra artık oraya ihtiyaç kalmadı, kiraya vermek istiyor. O zaman mutlaka eski kiracısına yazılı bir bildirimde bulunmalı noter aracılığıyla. Aha, evet. Kira hukukunda yapılacak tüm bildirimlerin noter aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bir kere hani bildirimler yazılı olmalı ama hem kimlik tespiti hem de tarih tespiti açısından, çünkü süreler çok önemli, noterden yapılması gerekiyor bildirimlerin. O zaman kirayı veren kiracıya bir bildirimde bulunmalı. Diyecek ki ben ne kadar seni tahliye ettiysem de artık benim bu ihtiyacım bu nedenle. Oğlum evlenecekti, evlenemedi, nişanı bozdu. Ya da işte çocuğum gelecekti, geldi, başka bir teklif geldi, gitti. Aslında bunlar çok kabul edilmiyor. Nişan hakkına mı benziyor yani? Gibi, aynen. İşleyişi. Onun gibi. Evet. O hani 3 yılı üzerinden atmak istiyorsa kiracısına bildirimde bulunmasına fayda var. Mutlaka. Yani orada yine mesela tabii. Olur ya, çok farklı bir tablo. Diyelim ki o eski kiracı hala ev arıyor. Dönüp oraya alabilir. Evet. Öncelik tabii. Onundur. Öncelik onun. Yani öncelik onun olmasını istemiyorsa, başka birine kiraya vermesi istiyorsa da o tazminatı ödemekle yükümlü. Yani onun taşıma masraflarıdır. 3000 liraya oturuyordur, 4000 liraya kiraya vermiştir. Aradaki 1000 lira makul bir süre için tabii bu. Bunları ödemek gibi bir yükümlülüğü var kiraya verenin. Ama zaten Yargıtay'da bu ihtiyaç nedeniyle tahliye davasında 4 ana kriteri var. Ege'nin de dediği gibi. Hı hı. Samimi, zaruri, sürekli ve gerçek olması gerekiyor bu şeyin. Hı hı. İhtiyacın. Yoksa hani benim oğlum gelecek Almanya'dan, çık demek de aslında bunu kabul etmiyor çok fazla yargı evet. Kararları. Diyor ki oğlun gelecek ama ne yapacak gelip? Mesela buraya ikametgahını Mersin'e aldırmıştır Almanya'dan. Ailesinin yanında yaşıyordur ama iş yerine orası daha yakındır. Bunun gibi gerçekten bir ihtiyacın olduğunu kiraya veren ispatlaması gerekiyor. Anladım. Peki ev sahipleri diyelim ki kira kontratı sona erdi. Aslında sona erme koşullarını bir konuştuk mu? Konuşmadık bildiğim kadarıyla. Yok, konuşmadık. O zaman nedir? Onları hemen bir geçelim. Sonra tahliye kağıdıyla ev sahibi kiracıları çıkarabilir mi sorusuna geçelim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir önceki konuyla alakalı bir ekleme yapmam gerekiyor. Lütfen. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de tamam bu davayı açalım diyor ama bu dava ne kadar sürede sonuçlanır diyor kiraya veren. Çünkü kiracının oradaki amacı ne? Kiracıyı hemen evinden çıkartıp tahliye ya başka birisine daha yüksekten kiraya vermek ya da evi satmak istiyor. Bize çok bu soru geliyor. Bu dava ne kadar sürer? Açsam bu dava uzun sürer mi gibi sorular geliyor. Şu an bildiğiniz gibi herkes çoğu kiraya veren herkes demeyelim. Mesul hukukta yığılma var. Evet. Çoğu kiraya veren bu işe giriştiği için gerçekten inanılmaz bir yoğunluk var ve şöyle ortalama bir süre verdim. Tabii bu şehirden şehire değişkenlik gösterir. Ortalama bir süre vermek gerekirse 6 ay ile 12 ay arasında bir duruşma günü verme durumu oluyor. O zaman davanın seyri 3-4 yıla yayılabilir. Yani istinaf ve temiz olursa daha da uzun süre olur. Gerçekten belki ilk derece mahkemesi sonuçlanırsa minimum 1 yıl. 1 yıl, 3 ay, 4 ay sürer. Ama bunun tabii kira bedellerine göz önüne bulundurduğumuzda her kiralanan için farklılık söz konusu oluyor. Bu tür durumlarda bazı durumlarda istinaf, bazı durumlarda temiz, bazı durumlarda sadece ilk derece mahkemesi yeterli olabiliyor. Ama dediğim gibi yani gerçekten uzun sürüyor. Yani sabırlı bir kirayı verenseniz ancak bunu yapabilirsiniz yani. Peki kiracı o dönemde kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda. Kira sözleşmesi aynı şekilde devam ediyor. Mahkeme kararı verene kadar devam eder. Tamam, mahkeme kararı verdi.
Elinde yazılı tahliye kağıdı var. Tahliye tarihnamesi. Onu isterseniz ayrı bir başlık açalım. Tarihname ayrı değil mi? O ayrı bir başlık. Başka bir şey, evet. Mahkeme kararı farklı. Mahkeme kararı. Tabii. Ayrı ayrı konuşalım, evet. Hangisi? Ben tahliye tarihnamesi anlatayım. Okay. Günür farklı konulara değinsin. Tahliye tarihnamesi şu anlama geliyor. Kiracı kiraladığı yeri o tahliye tarihnamesine yazan tarihte tahliye edeceğini taahhüt ediyor. Geçersiz ama değil mi? Şu mantık şimdi yani. Şöyle olur. Burada geçerlilik şartları var bu tahliye taahhütnamesinin. Geçerlilik şartları var. En önemli şartlarından bir tanesi de şu. Siz tahliye taahhütnamesinin tarihiyle kira sözleşmesinin tarihi aynı tarihte olmaması gerekir. Neden diye sorarsanız. Çünkü Yargıtay kanunların kararlarında diyor ki eğer ikisi kira sözleşmesiyle tahliye taahhütnamesi aynı tarihteyse diyor. Sen kirayı veren olarak bu kiracıya tahliye taahhütnamesi imza atırken baskı altında imza attın diyor. Hem kira sözleşmesi imza atırken arada onunla imza attın. Baskısı altında imza attığın için bu tahliye taahhütnamesi geçersiz diyor. Bizim burada önerdiğimiz nokta şu. En az araya bir ay, yani kira sözleşmesi örnek veriyorum 1 Ocak 2023 tarihinde imzaladıysanız araya bir ay koyup 1 Şubat 2023 tarihinde tahliye taahhütnamesi imza atmanız gerekiyor. Aynı tarih olursa o tahliye taahhütnamesi artık geçersiz olur. Bir de şöyle önemli nokta var. Bu genellikle pratikte çok karıştırılır. Tahliye taahhütnamesi noterden yapılması gibi bir zorunluluk yok. Hangisini öneriyorsunuz diye sorarsanız ben noterden yapılmasını öneririm. Çünkü ileride o tahliye taahhütnamesindeki imzaya karşı taraf kiracı itiraz edebilir. Der ki mesela örnek veriyorum bir hukuki uyuşmazlık meydana geldi. Ya da zaman kazanmak için yine itiraz eder. Yapabilir tabii. Der evet. Ki bu imza tarih, benim değil der yani. Tarihe imzaya itiraz eder. Noterden yapılması öneriyoruz. Bir de burada tespiti. Çok önemli bir nokta var. Ona değinmek gerekelim. Aile konutu diye bir kavram var. Bizim aile konutu kavramı çok önemli bir kavramdır. Burada örnek vermek gerekirse kiralanan yer bir aile konutuysa, örnek veriyorum ben ve eşimle birlikte oturacaksam orada o tahliye taahhütnamesinde eşin rızası gerekir. Yani ben kiracı olarak Abdurrahman Ege Ünal, ben imzaladım oraya tahliye taahhütnamesine. Ben ama Gülnur Ünal'la birlikte oturacağım, o benim eşim. Onun da o tahliye taahhütnamesine imzası gerekir. Eğer onun imzası yoksa o da geçersiz bir tahliye taahhütnamesidir artık. Kanun da emredici bir hüküm. Evet. Evet. Bu tür koşulları var. Bir detay. Peki, elinde bir şekilde aldı yazılı tahliye kağıdıyla gitti. Kiracıyı hemen çıkarabilir mi? Yani bir makul süre var mıdır? Şöyle, tabii ki de kanunda öngörülen süreler var. Eğer kiracı taahhüt ettiği tarihte çıkmıyorsa siz bu kağıtla birlikte, tahliye taahhütnamesiyle birlikte icra dairesine gidiyorsunuz. Ve artık tahliye işlemleri başlıyor. Fakat o icra dairesine memurdan memura oranın yoğunluğundan yoğunluğa değişkenlik gösterir. Yani ben kesin bir süre var diyemem. Bir haftada yapan da var, bir ayda yapan da var, 6 ayda yapan da var ya. Yani. O kesinlikle işi nasıl takip edildi de ve oranın yoğunluğuyla ve memurun iş gücüyle alakalı bir durumdur yani. Ama uygulamada şöyle bir şey var. İcra dairesiyle tahliye ilk gidildiğinde genellikle yani bu %80 oranında memurlar önce tahliye işlemi yapmıyor. Bir 10 günlük süre veriyor. Bak geldik biz. Sen bu 10 gün içerisinde burayı boşalttın. Çünkü onun icra kanalıyla tahliye edilmesi çok masraflı bir şey. Öncesinden yedemin ayarlanıyor, kamyon ayarlanıyor. Bu ilk başta masrafını her ne kadar kiraya veren yatırsa da sonrasında kiracı da ödemek durumunda bu bedelleri faiziyle beraber. O yüzden önce süre veriliyor. O süre içerisinde yapılmazsa artık bir yedeminle, bir işte kamyonla, icra kanalıyla tahliye yapılıyor. Anladım. Peki kira tespit davalarını konuşalım bir de. Tarafların hak ve sorumlulukları neler? Evet, işte daha demin değindiğim konu ilk başta. Bu %25'lik sınırın kapsamadığı durum. Tamam. Taraflar normalde bu %25 olmasa taraflar her zaman bu davayı açabilir. Ama sözleşmede bir artış oranı belirlendiyse taraflar arasında bu davayı açacaksa hakim şuna bakıyor. 5 yıl olup olmadığına bakmaksızın. Yine bu tüfe oranına 12 aylık tüfe oranı, ki burada 12 aylık dememin sebebi şu. Bu Ocak ayındayız. Aralık'taki tüfeye göre bakılmıyor. Çünkü Aralık ayındaki tüfe yüksek oluyor. 12 aylık ortalama daha düşük oluyor yine ayların tüfe oranına göre. O ve hakkaniyete göre bir indirim yapıyor. Yani şudur o da.
örnek veriyorum, o kiracı orada 2 yıldır oturuyor. Yeni gelen bir kiracı tabii ki de ondan daha yüksekte bir bedelle oturacak. Ama kira bedelinin tespitini talep ediyorsak artık biz, hakim orada bir indirim yapıyor. Hı hı. Yani hem tüfeğe bakıp hem de bir hakkaniyet indirimi uygulayarak bir kira bedeli belirliyor, artış oranını tespit ederek. Ama burada en önemli şeylerden birisi de kiraya veren bu bedeli net bir şekilde belirtmesi. Dava açarken bizlerin ya da bir ihtarname çekerken, ki zorunlu bir unsur değil ama yine bu da tavsiye edilir. Çünkü sulhle çözülmesi her zaman tüm ilişkiler açısından, hem işçi işveren hem kiracı kiraya. İstenen odur. Evet, tabii tamam. Çünkü çok uzun sürüyor ama bir dava açıldığında net bir şekilde burası 2000'li, ben buraya 3500 lira olarak istiyorum kira bedelini belirtmesi gerekiyor. Yoksa bu belirsiz dava olarak açılamaz, kısmı açılamaz. Burada net bir şekilde miktarın belirtilmesi gerekiyor. Ama artış oranı olup olmadığına bakılmaksızın 5 yıldan uzun bir süreli kira sözleşmesi ise 5 yılın sonunda artık her iki tarafta kira bedelinin tespiti davası açabilir. Burada yine iş kiraya veren şunu demelidir. Emsal kira bedelleri, yani mümkünse aynı apartmanda, mümkün değilse de aynı muhitteki farklı binalardaki kira bedellerinin belirtilmesi. Evin özellikleri burada o çok önem arz ediyor. Balkonu vardır, bahçesi vardır, havuzu vardır, işte ısıtması şöyledir, doğalgazlı mı, klimalı mı, eşyalı mı nedir? Bunların hepsinin artı özelliklerinin kiraya veren açısından belirtilmesi gerekiyor. Ya da kiracı tarafından bedelde bir şey isteniyorsa, artık o uyarlama davasına giriyor ama yine onların da belirtilmesi gerekiyor. Bunların belirtilerek hakim burada dört unsura bakıyor. Yine tüfeğe bakar. Emsal nitelikteki kira bedelleri incelenir. Yine bir hakkaniyet indirimi yapar ve evin durumu da göze önüne alınarak artık 5 yılı uzun süreli kira sözleşmelerde kira bedelinin tespiti mahkeme kanalıyla talep edilebilir. Anladım. Peki kiracı olduğunuz ev satıldı. Örneğin taşınmaz el değiştirdi. Evet. Yeni maliki kiralayanın tahliye kağıdı da var elinde. Yani icra takibi başlatılabiliyor mu bu durumda? Yani kira sözleşmesi... Şimdi ev satıldı. Evet. El değiştirdi. Geliyor. Konut el değiştirdi. İçindekini çık diyebilir mi? Diyebilir ama onun süreleri var. Tabii. İşte onu bir konuşalım. Kural bence olarak yeni malik eski maliğin haklarına halef olur. Hak ve borçlarına. Hı-hı. Yani kira sözleşmesinde orada isim değişir ama kira sözleşmesi geçerli olarak devam eder. Hı-hı. Ama yeni malik şöyle bir şey yapabilir. Eğer orada gerçekten oturmak için satın aldıysa orayı, bir ay içerisinde satın aldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak bunu kiracısına bildirmek zorunda. Bakın ben burayı satın aldım ve benim burayı kullanmaya ihtiyacım var. Aynı zamanda gönderdiği ihtarnamede şunu da belirtmesi gerekiyor. Ben burayı satın aldım, artık kira ve işte yan giderler neyse artık bunları bana ödemen gerekiyor. Bu banka IBAN'ıma gönder bunları. Yoksa kiracının eski maliye yaptığı kira bedelleri ödemeleri geçerli kabul ediliyor. Yani burada yeni maliğin aslında bir bildirim yükümlülüğü var. Evet. Mesela elinde bir IBAN var, ona yatırmaya devam ediyor. Evet, ona bir bildirim gelmediyse geçerli olur. Yatırmış oluyor, evet, yani. Evet, ödenmiş olur. Peki tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi başlatabilir mi? Tabii başlatabilir. Tabii tam tüm olur. Hak ve borçlarına halef olur. Yani sözleşme tamamen el değiştirir. O 5 yıllık kira tespiti de açabilir. O yeni malik diye 5 yıl sıfırlanmıyor. Tüm hakları, borçları yani devam şöyle eder. Şöyle düşünebiliriz. Oradaki kiraya veren ismi değişiyor. Aynı sözleşme, aynı koşullar, aynı süreler devam ediyor. Sadece isim taraf değişikliği var. Burada yani tek artısı onun yeni malik nedeniyle tahliye davası açma hakkı oluyor. Evet. Orada sürelerde bir farklılık var. Dava açma sürelerinde bir ay içinde bildirimde bulunacak, ya kira sözleşmesinin sonunda ya da bildirimde bulunduktan itibaren 6 ay içerisinde dava açma hakkı oluyor. Bu eski şeyde olmayan bir şey. Burada da yine o daha demin dediğim işte kendisi, alt soyu, üst soyu ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir gereksinimi varsa burada bunu da ispatlarsa. Bu arada iş yerinde de olur bu. İş yeri kiralarında da gereksinim ya eski maliktir, yani o yeni bir kişi almamıştır. Gereksinim nedeniyle tahliye davası açacaktır. İş yeridir olur ya da yeni malik de olur. Burada da aradığı artı bir kriter var Yargıtay'ın. Diyor ki işe uygunluk. Şimdi bir sanayi sitesinde bir dükkan düşünelim. Oraya ben gece kulübü açamam. Burada bir işe uygunluk kriteri sağlanmaz. Ama makul bir, neden? Evet, evet. Lastik dükkanı açacaksan bu makuldür. Yani işe uygunluk kriteri de sağlanır. Bir de iş yeri ise artı olarak bu kriterin olduğunu belirtmekte fayda var. Peki
son zamanlarda medyada da yer aldı. Ev sahipleri kiranın yatırıldığı banka hesabını kapatıyor. Hani bir geri dönüp talep olma konusu konuştuk ya. Bu hesaplar kapatıldığı için kiracı ödeme yapamıyor. Evet. Ve gecikme söz konusu oluyor. Bunun çözümü nedir yani? Bu tür durumlarda biz şunu öneriyoruz. Kiracı ile kiraya veren arasında gerçekten bir dava açılmadan önce bir sulh olma yolunu öneriyoruz. Burada kiracı elindeki bütün imkanlarla birlikte kiraya verene ait bir banka hesabı araştırması yapması gerekiyor. Onun bir şekilde o parayı götürmesi gerekiyor. Hiç yapamadığı elden vermesi gerekiyor. Elden verirken de tabii ki de verdiği paraya ilişkin makbuz almasını öneririz. Çünkü elden verilen paralar biliyorsunuz bu tür durumlarda sıkıntı teşkil etmektedir. Hani bankadakini bir şekilde dekont ile ispatlayabilirsiniz, açıklamayla ispatlayabilirsiniz ama elden verilen paranın bir ispatı söz konusu olmuyor. Artı olarak Sulh Hukuk Mahkemesi'ne de başvurup ödeme yeri tevdi talebinde bulunabilir. Yani mahkeme kanalıyla mahkemeye bu paralar ödenir, depo edilir mahkeme ve daha sonra bak ben sen bana bildirme yükümlülüğü var çünkü kirayı verenin. Kira sözleşmelerinde de yazar bu, borçlar yasasında da yazıyor. Bildirmediğinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bana böyle böyle bu hesap numarası kapanmış. Ben ödemek istiyorum kira bedellerimi çünkü artık ödemediği takdirde tahliye sebebi sayılır. Evet. Sulh Hukuk Mahkemesi ona bir banka hesabı verir, oraya ödenir. Orası bir depo gibi ödeme tevdi olarak, mahalli olarak belirlenir. Yani kiracı evet ev sahibi hesabı kapattı, ben ödeme yapamıyorum deyip kenara çekilmeyecek. Yok, ödemeye. Mümkün değil. Yani yükümlülüğünü... Araştırmaya devam edecek. Tabii devam ediyor. O yükümlülük devam eder sözleşme sona erene kadar. Burada kira sözleşmelerinde kirayı veren ve kiracının yükümlülükleri var. Buradaki kiracının en büyük yükümlülüğü nedir? Bir, kira bedelini zamanında ödemesi gerekiyor. Hı hı. Kirayı verenin en büyük yükümlülüğü nedir? Söz konusu yeri kiracının kullanımına bırakması gerekiyor. Şimdi burada kiracı bedeli ödemediği zaman büyük sorunlar meydana gelmekte. Bu sebepten dolayı o bedeli ödemesi için gerekli ondan beklenen araştırmayı yapması öneririz biz. Evet, peki bazı meslekleri özellikle avukatlara ev vermiyorlarmış. Ne diyorsunuz? Onları evet. Diyoruz. Genellikle İstanbul'da onlar çok oluyordu. Bazı meslek sahip insanlara ev vermiyorlar. Çünkü yani tam aslında neden verilmedi de meçhul ama. Bizim arkadaşımızın da başına gelmişti evet. Öyle. Ev oluyor bakıyor. Yani. Avukatım diyor yok vermeyin. Çünkü hani gözü korkuyor herhalde haklarını bildiği her için. Her şeyi biliyor çünkü. Her şeyi biliyor. Aslında evet. Kendisi de hani araştırsa ya da bir danışsa herkesin hakkı kanundan eşit. Peki bir diğer çözüm olarak fatura dahil sistemini geliştirmiş ev sahipleri şimdi. Mesela abonelikler mal sahibinin üzerinde ise bunun sakıncası nedir diye bir sorun var. Soruyu bir daha alabilir miyim? Şimdi mesela ben konut sahibiyim. Size ev kiraya verdim konutu. Ama dedim ki abone dahil anlaşma yaptık. Siz abonelikler bende kalacak. Kiracı da kiracının yükümlülüğünde artık abonelikler. Ama yapmamış. Onu kabul etmiş kiracı. Ev sahibinde mi kalıyor abonelikler? Aynen. Evet. Onun sakıncası nedir? Bir kere örnek vermek gerekirse kiracı o evde oturduğunu ispat edemez değil mi? İspatlarken en büyük şeylerden bir tanesi de aboneliklerdir. Kriterlerden bir tanesi. Yazılı sözleşmede yoksa. Evet o abonelikleri bir an ivedilikle üzerine almasını öneririz biz. Yani kiracılar buna dikkat etsinler. Abonelikleri bir an önce üstlerine alsınlar. Yani çok absürt bir örnek vermek gerekirse şöyle bir durum da meydana gelebilir burada. Siz kira verensiniz, ben kiracıyım. Abonelikler sizin üzerinize. Biz aramızda sözlü bir anlaşma yaptık, oturuyoruz. Ama siz iki gün sonra kafanıza esse şöyle, kapatabilirim. Bu adam benim evimi gasp ediyor diyebilirsiniz yani. Ya da bu da bir gerçek. Kapatabilirim yani. Çıkartabilirsiniz. Tabii kötü niyetliyseniz yani, kötü bir sürü sebep dersiniz. Bulunabilir. Dava açarsınız. Benim evimi gasp etmiş dersiniz. Beni hatta cezaya soruşturmaya gidecek kadar böyle bir yol izleyebilirsiniz yani tabii ki. Yani evet çok dikkat edilmesi tabii. Gereken konular. Bu ödeme yerini söyledik. Bir de şunu da belirtmekte fayda var. Anahtar teslimi konusu da çok önemli. Evet. Çünkü kirayı veren anahtarı teslim almaktan imtina edebilir. Taraflar arasında artık bir uzlaş sağlanamadığı durumlarda ya da karşısında bir muhatap bulmayabilir anahtarı teslim etmek için. Anahtarı teslim edene kadar ve teslim ettiğini ispat edene kadar kiracının kira bedelini ve yan giderlerini ödeme yükümlülüğü devam ediyor. O yüzden karşısında bir muhatap bulamazsa ya tavsiyem, en büyük tavsiyem şudur, notere gitsin, bir ihtarname çeksin, desin ki ben böyle böyle anahtarı teslim ediyorum notere, buradan gelip alın.
anahtarı. Notere bırakılabiliyor anahtarlar. Noterden de bir ihtarname gönderiliyor kiraya verene. Oradan gelip anahtarını teslim alabiliyor. Bu anahtarı teslim ettiği tarihte de artık onun kira bedelini ödeme yükümlülüğü sona eriyor. Tabii hani burada şartlar da sağlanmışsa. Ya da normalde yine kirayı taraflar bir aradaysa da anahtarı teslim ederken mutlaka bir yazılı tutanak tutmalarında fayda var. Peki ara buluculukla çözümlenebiliyor mu bu tarafların? İhtiyari ara buluculukla çözümlenebiliyor. Bildiğim kadarıyla çözülmüyor değil mi? Yani ihtiyari olarak siz ara bulucuya örnek veriyorum kendi istekleriyle girip çözebilirler ama ara buluculuk bir çok bir durumu yok bunun açıkçası. Yani genellikle biz bunu nasıl çözüyoruz? Noterden çekilen ihtarnamelerle, karşılıklı cevaplarla sulh olma yoluyla çözüyoruz davaya gitmeden önce. Hı hı. Çünkü davaya gidil taraf, iki taraf da sürüncemede kalıyor. Çok uzun zamanlar ciddi paralar harcanıyor. Bu sebeple ben ihtarname çekilmesini, sulh olma yönteminin çözülmesini öneriyorum müvekkilere. Dileriz tüm sorunlar bir an önce İnşallah. Çözümlenir. İnşallah. Peki bu konudan bir diğer konuya geçeceğim. Söylemek istediğiniz benim eski atladığım bir şey var mıdır husus bu kiracı ev sahipleri arasında? Benim şu an için yok. Benim de yok. O zaman şöyle yapalım. Avukatlık stresli bir iş değil mi? Evet. Peki avukatlık mesleğinin sorunlarını konuşalım birazcık da. Nedir avukatlık mesleğinin sorunları? Güzel soru sordunuz. Ben bir iki tane söyleyeyim sonra gününe devam etsin. Avukatlık mesleğinin sorunlardan bir tanesi benim için iki tane sorun var. Bir müvekkille olan ilişkiler sorunu var. Bir de bu 24 Ocak avukat... Evet, avukat. Tehlike altındaki avukatlar aynen, günü. O güne de değinmek gerekir. Lütfen, evet, önemli bir konu. Şimdi burada ikincisinden başlayayım ben, son dediğimden başlayayım. Avukatlar şöyle oluyor, hayati tehlikeleri söz konusu olabiliyor bazı durumlarda. Evet. Hangi durumlarda derseniz, mesela daha demin tahliyeden bahsettik değil mi? Benim elimde bir tahliye taahhütnamesi var. Ben aldım, icra dairesine gittim. İcra dairesi tahliye işlemini gerçekleştirecek diyelim. Bu tür durumlarda mesela tahliye mekanına gittiğiniz zaman tahliye edilecek kişi kiracı ile alakalı bazı şiddet olayları, psikolojik şiddete maruz kalabiliyorsunuz, fiziksel şiddete maruz kalabiliyorsunuz. Avukatlar da bundan çok çekiniyor açıkçası, yani çekinmeli de diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda da son geçtiğimiz bir yılda da bildiğiniz üzere bu basına da yansıdı. Birçok avukat maalesef... 42 avukat şiddete maruz kalmış. Bazen öldürüldü. %38'i kolluk güçleri, %31'i ise yargı personeli tarafından şiddete maruz kalmış. Aynen, yani o rakamlar şekilde. Rakamlar çok ciddi. Yani fiziksel şiddet çok burada ciddi söz konusu, fiziksel şiddet var. Biz burada yani nacizane önerim benim. Müvekkillerime şunu öneririm ben burada, meslektaşlarıma şunu öneririm. Herhangi bir haciz mahalline giderken veya tahliye mahalline giderken yanlarına kesinlikle polis götürmelerini öneririm. Bu avukatın bir hakkıdır yani, hem hacizde hem tahliyede yanına polis götürmesi bence şu son günümüzde artık götürülmesi gerekir. Gerçekten çünkü fiziksel ve psikolojik şiddete mağdur kalabiliyorlar burada. Evet, yani bu 1977'den beri kutlanıyormuş. Şu anda 2023'teyiz. Evet. Demek ki sorun hala var. Onu isterseniz biraz tarihçesinden bahsedebilirim o günün. Lütfen. 1977 yılında Madrid'de meydana gelen bir olaydan dolayı bugün var. Olayları şöyle oluyor. Bir hukuk bürosunda 4 tane avukatı katlediyorlar. O 4 tane avukat aslında mağdur tarafların vekilliğini yapan kişilermiş. Karşılarına da bir gün bir hukuk bürosuna mafyatik insanlar geliyor ve o 4 tane avukatı orada işlerini ifa ettikleri gerekçesiyle, yani doğru bir şekilde işlerini ifa ediyorlar. Orada infaz ediyorlar. Bu sebeple artık 1977 yılından beri Madrid'de yaşanan o talihsiz olaydan sonra bu gün kutlanmaya başlıyor. Bir farkındalık adına. Kutlama derken bir katliam aslında. Aynen. Katliam, evet, acı bir şey. Peki şiddet nasıl çözülebilir? O toplumun eğitilmesiyle alakalı bir durum aslında. Yani en temel taşı aile. Aileden başlayarak annelerin çocuklarını eğitirken, babaların çocuklarını eğitirken, kendi aralarındaki ilişkiden tutun, okuldan, şeyden, arkadaş ortamından, artık aileler eğitilecek ki çocuklar eğitilsin ve bu şiddet son bulsun. Tek umudumuz bu. Evet. Ama kesinlikle. Toplumun yapısının, kafa yapısının tamamıyla değişmesi gerekiyor. Çünkü şiddet her yerde yani. Kadına şiddet, hayvana şiddet, avukata, mesleğini ifade eden sırf avukat değil, polise ya da ne bileyim gazetecilere çok oluyor bu şiddet olayları.
Evet, aslında avukatlık mesleği birazcık da toplumdaki sosyal sorunların en güzel tespit edildiği mesleklerden bir tanesi. Size gelen dava çeşitliliğine baktığınızda Mersin genelinde bizim en çok üzerinde titrememiz gereken, en çok konuşmamız gereken sorun ne? Nedir? Bunu Mersin genel olarak söylemeyelim. Çünkü genellikle bütün şehirlerde benzer olaylar karşımıza geliyor. Bizim dava çeşitlerimiz şöyle oluyor. Bu son zamanlarda bahsettiğim gibi kira uyuşmazlıkları çok geliyor. İşçi, işveren uyuşmazlıkları çok geliyor. Ticaret davasının konu olabilecek uyuşmazlıklar çok geliyor. Bir de özellikle şunu belirteyim. Malum ülkenin ekonomik durumundan dolayı, kötüye giden şartlardan dolayı insanların, çoğu insan icralık oluyor. Özetle böyle söylemek gerekirse. Bizim elimize çok geliyor. Çek, senet, bono. Bunlar çok devamlı geliyor. İnsanlar örnek vermek gerekirse vaat ettiği tarihte vaat ettiği bedeli ödeyemiyor. Bu sebeple icralık oluyorlar. Örnek verelim. Ben mesela Günur'a karşı bir icra takibi başlatıyorum. Onun bana bir borcu var. Ben onun icra takibini başlatma sistemden sorguladığımda onun üzerine daha önce konulmuş bir sürü hacizi görüyorum. Sıraya giriyorsun. Sıraya giriyorum. 30-40 tane. Bu mesela biz bunu gördüğümüzde gerçekten biraz şok oluyoruz yani. Ama bu son zamanlarda çok arttı. Eskiden böyle değildi yani. Şimdi daha da arttı. Yani çoğu insan artık maalesef icralık oluyor. Ve boşanmalar da arttı değil mi? Boşanmalar da arttı. Ekonomik durum her şeyi kötüye her etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Yani. Tüm sosyal ilişkileri, cezai ilişkileri, yani cezai boyutunu, işin suç oranlarını... Her türlü ya aslında ekonomik, şey, ekonomik durumdur yani. Evet. Örnek verelim. İşveren de işçiyi çıkartıyor. İşçi evet. geliyor. Ve işveren diyor ki ben bu işçiyi nasıl çıkartacağım? Çıkartıyor, işçi geliyor. Ben ne yapacağım? Haklarımı nasıl alacağım diyor. Boşanma davaları oluyor. Karıyla kocanın arasındaki mal bölüşümleri bozuluyor. Evet. Oluyor. Dediğim gibi çek, bono, senet olayları oluyor. Kira oluyor. Ekonomik durumu kötüye gidiyor. Az kira alıyor diye çıkartıp yerine daha pahalıya vermek istiyor. Aslında her şeyin başında ekonomi geliyor diyebiliriz yani. Tabii uyuşturucu davaları çok oluyor. Evet, kesinlikle kötüye gidiyoruz. Dileriz evet. iyiye gittiğimiz günlerde iyi şeyleri konuşabiliyor Umarız. Oluruz. Peki kim avukat kimlere avukatlık yapamaz? Tuzak soru. Avukatsınız. Kime evet. avukatlık yapamazsınız? Yani nasıl yapamazsınız derken yasal olarak yapamazsınız. Aynen evet. Böyle bir yasal zorunluluk. Herkese avukatlık yapar. Tabii herkesin avukatı. Savunma hakkı vardır. Herkesin savunma hakkı vardır. Öyle bir yasal suçlu bir şey yok. Suçlu da olsam masumiyet karinesi diye bir şey var zaten. Hı-hı. Kesinleşene kadar herkes masumdur. Herkesin de savunma hakkı vardır. Yani amiyen tabirle dağdaki teröristin de birini öldüren bir kişinin de öldürülen kişinin ailesinin de, herkesin borçlunun da alacaklığında, herkesin savunma hakkı vardır ve herkesin bir avukat tutma hakkı da vardır. Peki bir davaya kaç avukat girebilir? Sınırsız. Sınır yok. Sınırsız. Evet. Bir kişinin 30 avukatı da olabilir. Peki ülkemizin bir diğer sorunu da trafik sorunu. Programın adı da Hayatın Trafiği. Evet. Peki sizin trafiğiniz nasıl? Önce onu bir konuşalım. Aynı iş yerinde çalışmak zor mudur, kolay mıdır? Önce onu bir sorayım. Karı koca olarak mı cevaplayalım, evet. iki avukat olarak mı cevaplayalım? Avukat ve karı koca olarak. İkisini birleşim olarak cevaplayalım. Aynen, evet. Yani aslında şöyle, çoğu insan bize zor olabileceğini söylüyorlardı. Hatta zor olan diyenler, bundan önce tecrübe etmiş arkadaşlarımız da vardı. Ben herhangi bir zorluk görmüyorum çünkü biz eve girdiğimiz zaman artık işi dışarıda bırakıyoruz. Evde iş konuşmuyoruz. İşe gittiğimizde evdeki sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Tamamen o insanın artık kendi iç bünyesiyle alakalı bir durum yani. Ne kadar karakterinizle alakalı, karakteriniz güçlüyse bunun şeyinden alttan kalkabiliyorsunuz yani. Hı hı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Katılıyor musun? Katılıyorum. Bir iş bölümümüz var aramızda. Kimse kimsenin alanını gasp etmediği sürece işte bir sıkıntı olmuyor. Hem evet. işte hem evde. Peki çok fazla sayıda avukat var değil mi? Çok. Hani, çok. Ne önerirsiniz? Kişiler avukat seçerken nelere dikkat etsinler? Ne tür kriterleri olsun? Yani şöyle söyleyeyim. Benim daha önce başıma gelen bir olaydan anlatayım size. Bir tane vatandaş gelmişti bizim ofisimize. Daha önce bir dava açmak istemiş. O davayı açarken bir avukat tutmak istememiş. Herhalde parasından dolayı çekinmiş olabilir. Yani şey avukatlar genellikle bilirsiniz hani çok para istiyorlar, çok şey yapıyorlar diye bir halk arasında yanlış anlaşılmalar da oluyor. Kendisi gitmiş adliyenin önünde bulunan bizim
tabiri caizse arzu alıcı diye tabir ettiğimiz insanlara dava açtırmış. Aha. Dilekçe yazmış, gitmiş onu dava açmış. Ama açtığı dava yanlış bir dava açmış. Yanlış dilekçeyle yanlış konularla açmış. E şimdi sen avukata örnek mi verelim, 5 bin lira vermemek için 15 bin lira şimdi vereceksin. 15 bin liralık sonuçlar doğurdun. Bu tür, yani dediğim gibi aslında tamamen o kişinin ekonomik durumuyla alakalı. Gerçekten masraftan kaçınılacak bir durum değil. Çünkü bazı ceza dosyalarında insanın özgürlüğü hapsediliyor. Hukuk dosyalarında çoğunlukla mal varlığını veya kendi karakteri, yani bireysel olarak bir sorunlar meydana gelebiliyor. Bu tür durumlar da yani insanlar, tabii ki de hak veriyorum, çok fahiş fiyat isteyenler de var, çok merdiven altı yapanlar da var. Evet. Çok iyi araştırsınlar, gitsinler ofislerine, birebir konuşsunlar, özgeçmişlerine baksınlar, ne tür davaları bakıyor ona baksınlar, araştırsınlar yani. Çünkü size de var bir branşlaşma değil mi? Tabii kendi var. İçinizde. Yani var. Tamamen öyle bir zorunluluk da yok aslında. Hani ben ama tamamen takdirde ben bir dosya geldiğinde bunu almayabilirim. Yani bir serbest piyasa gibi düşünebiliriz. Benim de takdirimde biraz. Karşı tarafın da hani bana dosyasını da vermek istemeyebilir. Ama zor bir iş çünkü mevzuat takip edeceksiniz. Sürekli. Sürekli değişiyor. Sürekli güncel kalmanız gerekiyor. Evet. Sürekli. O da bir emek, çaba gerektiriyor. Tabii. Çok, kesinlikle öyle. Dikkat gerektiriyor. Ama çok iyi araştırsınlar. Ben buradan insan vatandaşa söyleyeyim, kesinlikle çok iyi araştırsınlar. Yani geçenlerde Gündür söyledi, bir tane avukat hatta dolandırıcı bir sürü insan dolandırmış, milyon TL'ler dolandırmış. Yani iyi araştırsınlar, özgeçmişlerine iyi baksınlar, hangi okullardan mezun olmuşlar. Tabii bir okulun en azından barodan teyit edebilir. Tabii teyit edebilir. O, en azından onu yapsın yani. En azından onu yapsın yani. Sahte avukat vakaları da var yani. Nasıl evet, sahte evet. Doktor varsa. Baro levhası diye bir şey var. Avukatın ismini, soy ismini yazdığınızda orada avukat olup olmadığı çıkıyor. Yani, ya da arayıp sorabilir, bu kişi avukat mı? Peki, psikologlarla avukatların bir ortak paydası var. Bana göre sürekli bir şey danışılır. Bir de insan sarrafı olurlar genellikle. Hani ben kendim için demiyorum da. Ne kattı size avukatlık mesleği? Bir sürü farklı türden insanlarla tanışıyorsunuz. Bir sürü farklı sorun dinliyorsunuz. Bazısının mesela para borcu oluyor, para alacağı oluyor. Bazısı ceza durumu oluyor. Ceza soruşturması ile alakalı hayati tehlikesi olabiliyor. Farklı türdeki insanların farklı sorununu dinliyorsunuz. Bu da gerçekten eşi benzeri olmayan bir tecrübeye sahip oluyorsunuz zamanla. Ben şu an bu tecrübeye sahibim diyemem dersem yalan söylemiş olurum ama bilgin olacağımı biliyorum. Evet. Peki hep kontrol etmek, kişinin kendini hep kontrol, hani bu olumsuz örnekleri görüyorsunuz ya, hiç kimse evet. Benim bir sorunum yok diye gelen yoktur ya, değil mi? Ben çok mutluyum. Herkes derdini bize bırakıyor gidiyor. Artık bu bizim derdimiz oluyor. Negatif enerjiyi alıyorsunuz, sorunlar yani bıracağınıza bırakıyor. Ben hep şöyle derim, ben vatandaşın sorununu parayla satın alıyorum aslında. Evet. Tamamen yaptığımız şey bu. Onun sorununu biz parayla satın alıyoruz. Onlar bize para veriyor, ben onun sorununu alıyorum. Yani tamamen yaptığımız şey aslında bu. Hatta arkadaşlarımız falan bazen bizimle dalga geçerler. Der ki Allah inşallah sizin ofisine gelmeyiz. Hani gelmeyelim. Herkesin sorun olmayan bir insanın geleceği yer değil çünkü. Yani. Anca çay kahve içmeye gelirler yani. Değil mi? Evet. Peki bu sizde şey etkisi yaratmıyor mu? Hani hep ben temkinli adım atayım, şunu şöyle yapayım. Bu kasmıyor mu sizi? Kasıyor çünkü onu o adım atanın nasıl başına neler geldiğini biliyorsunuz siz müvekkillerinizden. O adım atanın hangi hataları yaptı biliyorsunuz. O hataları bildiğiniz için artık siz kendiniz bak daha önce müvekkilin böyle böyle yapmış, başına böyle böyle gelmiş deyip veya herhangi bir dosyadan veya bir meslektaşınızın, bir arkadaşınızın size anlattıklarından yola çıkarak siz artık onları yapmıyorsunuz. Yapmamaya çalışıyorsunuz. Ben kendim için konuşuyorum yani tabii ki de. Bir zor bir meslek çünkü aileden birini de savunmak gerekebilir. Tabii. Evet. Hani hiç istemeyiz ama gerçekten zor. Bence biraz kutsal da bir meslek. Şöyle bir baktığınızda dediğiniz gibi herkes sorununu gelip sizinle paylaşıyor. Siz çözüm kesinlikle üretmeye çalışıyorsunuz. Sır saklama yükümlülüğümüz var zaten. Onların sorunlarıyla devam ediyorsunuz hayatınıza ve ben mesela avukat olmayı ben de istemiştim geçmişte üniversiteye hazırlanırken. İyi ki olmamışım. Çünkü ben çok etkileniyorum. Birisi bana bir şey anlattığı zaman hani çok üzülüyorum, kahroluyorum filan. Bu da biraz duyguları da törpülemek de gerekiyor. Evet, kesinlikle. Hani profesyonel olmak gerekiyor bu tür durumlarda. Yani o duyguyu bir kenara bırakıp gerçekten o müvekkilin haklarını ben nasıl savunuruma bakmak gerekiyor. Ne suçu ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun yani. Ya o dosyaya taraf olmamak gerekiyor. Evet. Dıştan bir göz olarak sadece onların hukuki destek verdiğini bazen oluyor yani. Mesela bu kadına şiddet olayları evet. falan. Böyle insan
tam bir kinleniyor, sonra hemen diyorum yapma. Bu, sen bu dosyanın tarafı değilsin. Yani bu kadar kinlenme. Çünkü o artık sıkıntılı bir duruma giriyor. Yani dosyanın tarafıymış gibi bir avukatın hareket etmemesi gerekiyor. Evet, edenler de vardır ama onları da elemek gerekiyor. Tabii, bir şekilde. Vardır. Peki trafikte 10 üzerinden kendine kaç puan verirsin? Trafikte 10 üzerinden kendime 8 puan veririm. Neden kırdın 2 puanı? Bazen çabuk sinirleniyorum ama sinirim kendi içerisinde, içimde sinirleniyorum. Yani herhangi bir şekilde bir sözlü dalaşmaya veya fiziksel şiddete gitmiyor. Kendim için sinirleniyorum. Çünkü sonuçlarını biliyorsun. Sonuçlarını biliyorum. Değil mi? Evet. Bir de kaybedecek bir şeyimiz var artık. Tabii ki. Kaybedecek bir şeyimiz olduğu için, kaybedecek çok şeyimiz olduğu için o tür durumlara kendimizi sokmamaya çalışıyoruz. Kendi içimde sinirleniyorum ama o günüm de çok iyi geçmiyor sinirlenince aslında. Değil mi? Aslında etkileniyorsun. Etkiliyor tabii. Peki o kızdıran şeyler, ihlaller neler mesela? İhlaller çok sebep var. İnanın hangi birisinden bahsedelim? Birkaç tanesini söyleyelim. Ya mesela bazen kişi çok kontrolsüz araba sürüyor. Çok ağır hareketler ediyor. Mesela akan trafikte sizi yavaşlatıyor. Bir yere aceleniz varsa mesela, gitmeniz gerekiyorsa en sol şeritten gidiyor. Ya da bir davaya yetişeceksin. Bir yere yetişeceğim ya da otobanda gidiyorum. En sol şeritten mesela aslında sizin çok düşük hızlarla gitmemeniz gerekiyor ki başka insanlara tehlikeye sokmayın. Her ne kadar belirlenen hız sınırının üzerine gitmemeniz gerekiyorsa da belli bir sınırın altına da gitmemeniz gerekiyor. Mesela adam sol şeritten gidiyor. Arkadan selektör yapıyorsunuz. Gerekli durumda kornaya basıyorsunuz, çekilmiyor. Siz bu sefer en sağ şeritten geçmeye çalışıyorsunuz. Kendi hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz belki de yani. Evet. Sen kendine kaç puan verirsin onun üzerinden? 7. Neden? Biz biraz daha sinirliyiz değil mi kadınlar? Evet, bence de. Bir de böyle bazen biri sıkıştırıyor gibi hissediyorum. O zaman çok panik oluyorum ama normalde iyiyim. Ama 7 yani, o kadar Ege kadar iyi değilim. Evet, zaman içinde olacak çünkü tabii. Biz erkeklerden daha geç oturduk direksiyonlara. Evet. Türkiye'nin bir gerçeğidir bu. Erkekler hemen ortaokulda yani oturuyorlar direksiyona. Evet. Babalar hoş şimdilerde yasak falan ama o zamanlar o bir övünç kaynağıydı. Benim oğlum ilk okula gidiyor, araç kullanıyor falan diyen babalar vardı. Evet, biz bunları yıktık. İşte emniyet kemerinin takılmasını artık öğrendik ama daha öğreneceğimiz şeyler en azından şu renk ayrımını, hani sarı mı kırmızı tabii. mı yeşil mi, değil mi, o geçişleri karıştırmadan kırmızıyla sarıyı, turuncuyu da arada geçmeden evet. yaşamayı bir öğrenmemiz tabii. gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu anlamda çok önemli. Evet, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi ben sizden son cümlelerinizi almak isterim, ondan sonra ben kapatayım. Tabii, Gülür. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani bunlar. Şöyle yapabiliriz. Son cümlelerinizi avukatlığı meslek olarak seçmeyi düşünen gençlere öneriler getirebilirsiniz. Yani şunu iyi bilmeleri gerekiyor. Çok büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Yani atılan bir imzanın hem bir avukat açısından cezayı hem büyük sorunlara yol açacağını, çok kısıtlı sürelerde çok büyük işler, çok uzun dilekçeler yazmaya çalışacağını bilmeleri gerekiyor. Tabii hukuk fakültesi okumak da kolay değil. Yani çarşaf çarşaf kağıtlarda sınavlara giriliyor. İşte cilt cilt kitaplar belli bir süre, kısa bir süre içerisinde okunmaya çalışılıyor. Gerçekten istiyorlarsa çok zevkli. Okumak da, çalışmak da. Ama bir tereddüt varsa çok iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Bir de gidecekleri okuldaki öğrenim kadrosunda çok büyük bir önemi var. Kesinlikle. Ve derslerin niteliği, onları çok iyi araştırmalarını tavsiye ederim. Ben 3 tane kriter tavsiye edebilirim. Bir dikkat, çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten Gündür'ün dediği gibi bir insanın hayatıyla ilgileniyorsunuz. Yapılan işlemler dikkat edilmesi gerekiyor. Sürelerin kaçırılmaması gerekiyor. 2 kez belki 3 kez kontrol edilmesi gerekiyor. İkincisi, sabırlı olmaları gerekiyor. Gerçekten sabır gerektiren meslek. Yani bir iş yapıyorsunuz, olmadı mı, olacak mı? Onun zamanla her şey oluyor bir kere, onu söyleyeyim yani. Ama o aradaki geçen zamanda çok sabırlı olmaları gerekiyor. Ve bu geçen zamanda morallerini bozup nasıl diyeyim, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor, pes etmemeleri gerekiyor. Durmadan güncel kalmaları gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse, ben eskiden İstanbul'da bir hukuk bürosunda çalışıyordum. Orada
kalabalık bir hukuk bürosunda çalışıyordum. Orada insanlar bir yeni bir kanun çıktığı zaman, yeni bir düzenleme olduğu zaman bir şekilde haberiniz oluyordu. O ona söylüyor, yayınlanıyordu. Kendinizi güncel tutabiliyordunuz. Ama kendi mesleğini yapacak insanlara şunu öneriyorum. Bu sizin yanınızda bu insanlar yok artık. Bir kanun çıktığı zaman sizin haberiniz nasıl olacak? Uyaracak birisi yok. Uyaracak birisi yok. Duyacağınız birisi yok. Sizin durmadan kendi kontrolünüzü kendiniz yapmanız gerekiyor. Resmi gazeteye düzenli olarak bakmalarını ben öneririm. Çok önemli. Çünkü bir şey yayınlandığı zaman, bir kanun yayınlandığı zaman, bir yönetmelik yayınlandığı zaman ilk gün resmi gazetede bu yayınlanıyor. Bunu düzenli olarak baksınlar, kanunlara baksınlar, Yargıtay kararlarına baksınlar. Ben bunları öneriyorum. Benim nacizane önerilerim bu şekilde. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür çok sağ olun. Evet, kiracı ve ev sahibi süzgecinde tarafların sorumluluklarını, sorunlarını dinlendirdiğimiz bir program olduk. Canlı yayın konuklarımız Günnur Doğmuş Ünal ve avukat Ege Ünal. Her ikisi de avukat, bu arada düzeltmeliyim. Rejiden haber gelince hemen hızlı kapatmak adına bazen canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. İki kıymetli avukatı ağırladık özetle. Teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Ve başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Başka sorunlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Aslında tüm dileğim hiç sorunsuz günlerde bir araya gelmek olmalı. Evet, bir teşekkür de bizleri sizlerle buluşturan İçer TV, San TV ekibine olsun ve Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Sezer Eğitim Kurumları Hayatı Trafiği program sponsorumuz. Size de teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi. Ocak ayında fiyatları sabitledik. Sabit fiyatlı fırsatlar Çetinkaya'da. Domestos çamaşır suyu 1850